Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 11. sınıflarımızda okutulan mesleki Arapça dersimizin birinci tema birinci dersini yani İslam ve iman konusunu işleyeceğiz. Öncelikle yeni kelimelerimizi öğrenelim. Etteabbüt ibadet etme kulluk. Etteadil düzeltme düzenleme. El ikrah zorlama. El icmal topluma genelleme. El ikrar kabullenme onaylama. Essem'u, işitme, duyma. El-istislam, teslim olma. Tebeyyene, açık ve net olmak. er ruştu, doğruluk, hakikat. El-gayyü, sapıklık, haddi aşma. El-cazim, kesin, kat'i. El-cenan, kalp, can. es kökleri, aslı. Fer'uhe, dalları. Esasiyun temel yebqa kalmak devam etmek terake terk etti ruknun şart esas diğer kelimelerimiz fekad sadece istada bir nokta noktaya ebilmek güç yetirebilmek ahbirni bana haber ver ihtika küm nokta noktaya hükmetmesi için başvurmak. Se'ele soru sordu. Delle işaret etti, gösterdi. Mugterinun bağlantılı, ilişkili. Nümüvvün büyüme, gelişme. Mütesari'un hızlı, çabuk. Nehvatun kalkınma, gelişme, ilerleme. Da' koy. Verhüm onları bırak. Ke'sün bardak, Yes'a çalışmak, çabalamak, koşmak. İttebi'u tabi olun, takip edin. gün şifahi sözlü. Abbir ifade et. Setuhakkigu gerçekleşecek. Birinci bölüm, bölümümüzde istemi' ilel kelimat sümme da' daireten havlel kelimetilleti tesmi'uha duyduğunuz kelimeleri işaretleyin diyor. Elif bölümünde el iman kelimesini duyduk. B bölümünde et tasdik kelimesi iman etmek, doğrulamak. El ikrar, ikrar etmek. Kelime-i şahadede mesela ne yaparız? Kalbimizle tasdik ederiz, dilimizle ikrar ederiz. Yani söyleriz. El galbü kalp kelimesi. İkinci bölümde de yine aynı kelimelerimiz duyuldu. Oralara yazacaktık şu şekilde. Et tasdiku bil galbi yani kalp bile onaylamak. El istislamullah. Allah'a teslim olmak. La ikrahe fit din. Dinde zorlama yoktur. El ikraru bil lisan. Dil ile ifade etmek. Kelimelerimizi bu şekilde yazalım. Üçüncü bölümde İstemi ile terkip, terkipleri dinle. Zümme islimle il feraga, boşlukları e, kelimetin münasip, uygun kelimelerle doldur diyor. Burada terkip oluşturacağız. Es, et tasdigu bil kalbi, yani kalp ile tasdik etmek. El istislamullah, Allah'a teslim olmak. La ikrahe fit dinde zorlama yoktur. El ikraru bil lisan, dil ile söylemek. Şimdi konumuz var. Konumuzun dördüncü bölümde tercümesini yapacağız. Cümle cümle şu şekilde yapabiliriz. El <laughs> İslamu İslam hüve o istislamullah. Allah'a teslim olmak ve da'atuhu ona boyun eğmektir. İslam Allah'a teslim olmak ona boyun eğmektir. Ve hüve yani İslam dinül fıtrah. Fıtrat dinidir. Lidhalike bu yüzden la yahtacu ihtiyaç duymaz ilel ikrah zorlamaya. Bu yüzden zorlamaya ihtiyaç yoktur. Yani biz dinimizi anlatırız, isteyen inanır, isteyen inanmaz. Yegunullahu Allah Teala dedi. Fil Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim'de Allah Kur'an'da şöyle buyurdu. La ikrahe fit Dinde zorlama yoktur. Kat tebeyyene. Ayrılmıştır. Er ruştu Doğruluk. Neyden? Minel gayyi sapıklıktan. Doğruluk sapıklıktan ayrılmıştır. Dinde zorlama yoktur. Bakara 256. ayetimiz. Emmel iman, iman ise fehüvet tasdigu onaylamaktır. El cazim tam olarak neyi? Bir erkan iman, imanın şartlarını tam olarak onaylamaktır. Yani vatan bir bütündür bölünemez, din bir bütündür parçalanamaz. Yani iman esaslarından hepsine iman etmek gerekir. Diyelim sadece meleklere iman etmiyorum desek yine dinden çıkmış oluruz. O yüzden Allah'ın ve peygamberimizin bizlere bildirdiği dini tam ve eksiksiz olarak kabul etmek zorundayız. Galet tahaviyyü, tahavi bir alim, tahavi şöyle diyor. Vel imanu iman hüve o el ikraru bil lisan. Dil ile ikrar yani dil ile söylemektir. Ve tasdigu bil cenan yani kalp bile de onaylamaktır. Yani vel cenan el kalbu. Yani cenan kalptir. Şerhul akidetü tahaviye libni ebil azzel hanefi. Bu da kitabın ismi. Beşinci bölümde Ecib Anen Esileti müstahinen bin nasi parçayıdan yararlanarak gelen sorulara cevap ver diyor. Hel yehtacul islamu ile ikrah limaza? Yani İslam zorlamaya ihtiyaç duyar mı? Limaza niçin diyor? Ne diyeceğiz? La hayır. La yahtacu ihtiyaç duymaz el İslam. İslam ile likrah zorlamaya. İslam ihtiyaç duymaz. ALLAH'a çünkü Allah yegulu şöyle diyor fil Kur'an Kur'an-ı Kerim'de. La ikrahı fit din. Dinde zorlama yoktur. B bölümü Ma ta'rifu iman. İmanı tarifi nedir? El iman fehuve't tasdikul cazim bir erkanil iman yani imanın şartlarını kesin bir şekilde ne yapacağız kabul edeceğiz. Ma <mâ> hükmü hükmü nedir kimin men saddaka kabil <lisan> dille tasdik ettiği halde dunel kalp kalbiyle tasdik etmek sizin sadece dil ile kabul edenin hükmü nedir hüve <feyve> münafık yani o münafıktır o yüzden iman da kalb ile tasdik, dil ile ikrar önemlidir. İmle el-ferag bil kelimetil münasebe. Uygun kelimelerle boşlukları doldur. El-imanu iman huvet tasdik bil kalp. Kalb ile tasdik etmektir. Vel ikrar <laughs> bil lisan dil ile de söylemektir. El-islamu <laughs> islam huvel istislamullah. Allah'a teslim olmaktır. La <laughs> ikrahe fiddin dinde zorlama yoktur. Üktüb cümmelen müfideten. Faydalı cümleler yaz. Müsteamilen kelimat latiye gelen kelimeleri kullanarak. El İslam kelimesini kullanarak anlamlı faydalı cümleler yapacağız. El İslamu İslam, huvel istislamullah. Allah'a teslim olmaktır ve ve ona itaat etmektir, boyun eğmektir. El iman. El iman fehuve tasdikul cazim bir erkan iman. İmanın rükünlerini kesin bir şekilde kabul etmektir, tasdik etmektir. Et tasdik. El imanu fit dinil islamiyye. İslam dininde iman. Hüve tasdigu vel itminan. Tasdik etmek ve kabul etmektir. El ikrar. El iman. Hüve ikraru bil lisan. Dil ile kabul etmek, söylemek. Ve tasdigu bil cenan. Kalb ile de tasdik etmek demektir. Şeklinde cümleler kurabiliriz. Arapça'yı için öğreniyoruz. Arapça son din Kur'an-ı Kerim'in dili. Müslümanlar kendi dinlerini, kendi kitaplarından okuyup anlamak için. Kur'an-ı Kerim'de bir ayetimizin tercümesini yapalım. İbrahim Suresi 24. ayet. Elem tera keyfe? Elem tera? Görmedin mi? Keyfe nasıl? Bareb Allahu Allah örnek getirdi. Örnek verdi. Meselen, örneğin kelimeten tayyibeten güzel bir sözü ke şeceratin tayyibetin yani asluha sabitun ve feruha fissema şurada başlarsak kökü yerde olan dalları gökte olan güzel bir ağaca benzetti. Neyi? Allah güzel bir sözü kökü sabit, dallar gökte olan güzel bir ağaca benzetti. 8. alıştırmamız istemi ilel hivar parçayı dinle ve sonra addit erbaate min erkani iman sonra imanı rükünlerinden 4 tanesini say diyor. Bakalım. Osman. Osman diyor ki: Hel tarifu erkan İslam ya Said. Hel tarifu biliyor musun erkanül İslam İslam'ın şartlarını ya Said. Ey Said, İslam'ın şartlarını biliyor musun Said? Ne? Evet. Hiye o eş şehadetan. İki şehadet. Yani kelime-i şahadetteki Eşhedü en la ilahe illallah birinci bölüm ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü ikinci bölüm. Yani buna eşhedetân iki tane şehadet getirmek, kelime-i şahadet getirmek anlamında. Ve ikamete's salah namaz kılmak ve itai zeka zekat vermek ve savm ramazan ramazan orucunu tutmak ve haccul beyt hacca gitmek, hac yapmak Allah'ın evini kim men aleyhi sebila yani e, gücü yetenlerin Tamam mı? Gücü yetenlerin Allah'ın evini hac etmesi. Ve hel ta'rifu, biliyor musun? erkan iman. Ya Osman, ya sen diyor Osman'a soruyor. Osman sen imanın şartlarını biliyor musun? Bak diyor ben İslam'ın şartı beştir saydım diyor Osman. Hiyel imanu billah. Allah'a iman. Ve melaiketihi ve meleklerine iman. Ve kütübihi ve kitaplarına iman ve rusulihi ve peygamberlerine iman ve yevmil ahir ve ahiret gününe iman ve kazai ve kaderi hayrihi ve şerrihi yani kaza ve kaderin hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine iman etmektir. Ve la yasihul iman illa biha cemia. Evet bunlar tam olmazsa iman sahih olmaz. İşte burada imanın 6 şartı, İslam'ın 5 şartı sayıldı. Bunların hepsini gönülden kabul etmeliyiz. Yapmasak bile, diyelim namaz kılmasak bile, oruç tutmasak bile bunların hepsine iman etmemiz gerekir. Bunlardan herhangi birini inkar edip hepsini kabul etsek bile Müslüman sayılmıyoruz. Evet. Şimdi burada dört tane imanın rüknünü say demişti ya mesela el imanı billah Allah'a iman ve melaiketi, meleklerine iman ve kütübihi ve rusulihi ve yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi diye altısında yazabilirsiniz. Mistemi alel hivar az önceki parçamızı dinlemiştik ya o parçamıza göre doğru olanların başına tik yanlış olanların başına çarpı koyacağız. Bakalım. şehadetani, kelime şehadet. Ruknu esasiyyun Min erkanel İslam. İslam'ın rükunlarının temel rükunlarından birisidir. Doğru mu? Tabii ki. Öncelikle o dine girişte. Zaten kelime-i şehadet getiririz. Yecibul hacca. Hac gerekir. Ala cemiyel müslümin. Bütün Müslümanlar haç gerekir. Öyle miydi? Men isteta'a. Güç getirebilenlere ve zengin olanlara ömürde bir defa gerekir. Yani namaz gibi bütün Müslümanlara farz değildir. Yanlış. Yebgal insan müminen. Müslüman olarak kalır bir insan diyor. İza teraka rükne min iman i̇man rükünlerinden diyor sadece birinin inkar etse bile o kişi diyor Müslüman kalır. Mesela ben diyor meleklere inanmıyorum. Müslüman kalır mı? Hayır. La. Alel insan en yükmine bi ennallah yugattirul hayre fakat. Müslüman insan diyor sadece Allah'ın hayrı takdir ettiğine inanır diyor. Hayrihi <laughs> ve şerrihi. Hayrın ve şerrin Allah'tan geldiğine inanırız. Bu cümlemizde yanlış. Şimdi sevgili arkadaşlar İkra en nasıl ati sümme stakhric eş şahsiyatil varideti fihi. Parçamızı okuyacağız. Burada gelen karakterleri, şahıs isimlerini çıkaracağız. Galen Nebiyyü. Bakın burada peygamberimizin ismi geçiyor. Birincisi bu. El İslamı en teşheden la ilahe illallah. Peygamberimiz ne buyuruyor? İslam Allah'tan başka hiçbir olmadığına ve enne Muhammeden Resulullah. Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmendir diyor. Burada Muhammed kelimesi yine Ennebi Muhammed. Ve tuğî müstalah namaz kılmak ve tü'ti Zeka zekat vermek ve tesumu ramazan ramazan orucunu tutmak ve tahuccel beyte in isteda'te ileyhi sebilâ yani güç yetirip imkan buluyorsan Kabe'yi haccetmendir şeklinde 3 tane var. Ennebi Muhammed Müslim kelimelerimiz şahs isimleridir. İkinci hadisimizde ve Cibrilun Nebiye. Cibril Aleyhisselam Cebrail peygamberimize sordu. Burada nebi kelimesi yine fekale ehbirni yani iman. Bana imandan haber ver. Fekale'n nebiyyu. Peygamberimiz şöyle dedi. En tu'minu billah. Allah'a iman etmen ve melaiketi ve meleklerine ve kütübihi kitaplarına ve rusulihi peygamberlerine ve yevmil ahir ve ahiret gününe ve tu'minu İman etmendir. Bil kaderi hayrihi ve şerrihi. hayri ve şerrin Allah'tan geldiğine iman etmendir. Ahracehun Buhariyu fil is iman. Burada da Buhari kelimesi geçiyor. Rakamul hadis ve Müslim bu Buhari ve Müslim hadis kitaplarıdır. fil iman rakamul hadis 9. Burada 9. Buhari'de de 50. hadismiş. Burada is şahıs isimlerini çıkarttı dediği için parantez içerisindekileri çıkartmış olacağız. Dağfil feragı. Boşlukları doldur diyor. Ma yunasibuhu minel kelimatil lati Uygun kelimelerle boşlukları doldurun diyor. El İslam müslam en teşhede şahitlik getirmektir. En la ilahe illallah Allah'tan başka ilah olmadığına şahadet getirmektir. Ve enne Muhammeden Resulullah ve Hazreti Muhammed'in onun Resul olduğuna ve tuqimu musalla namaz kılmak ve tu'ti zekah zekat vermek ve tesume Ramazan Ramazan oruç tutmak ve tehuccel beyt Beytullah'ı Kabe hac etmektir. İn iste'tate ileyhi sebila. Ona güç yetirenler için. Boşluklarımızı da bu şekilde dolduracağız. 12. İkra nasse taniye. Aşağıdaki parça iki kere oku. İkinci defa oku diyor. Sümme da leh. Uygun bir başlık bul diyor. Peygamberimizin Erkanül İslami ve Erkanül iman. İslam'ın rükunları ve imanın rükunları. Şartlar ilgili hadislerimizi bu şekilde koyabiliriz. Bakın is İslam'ın ve imanın şartları şeklinde. Tamam mı? Başlığımız. El-Erkanü'l-İslam ve Erkanü'l-İman. 13. kavayet kısmında her konumuzun sonunda kaideler, kurallar var. Evvelen ilk olarak Teemmel Nasselati gelen parçayı düşün. Bana haber verdi. Anil iman imanlar haber verdi. Ve gale billah Allah'a ve melaiketi ve kütübihi ve rusulihi ve yevmil ahir. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe iman. Ve tü'mini bil kaderi hayrihi ve şerrihi. Kadere yani hayrin ve şerrin Allah'tan olduğunu inanmandır diyor. Burada kırmızı gale, ehbir, gale, tü'min, tü'min kelimelerine dikkat edeceğiz. Bunlar fiillerimiz tamam mı? Burada el fi'lu fiil anlatıyor. Türkçedeki fiil neydi? Bir iş, bir oluş, bir hareket bildiren kelimeler işte geldi, gitti, oturdu, kalktı. Bunlara fiil denir. Arapçada da madelle ala ma'nen bir Yani zamanla ilgili bir mana ifade eden kelimelerdir. Geliyor, yatıyor, kalkıyor, gelecek, gel, git, otur gibi kelimelerimiz bak bir zamanla ilgilidir. Tamam mı? Yani bir belirli bir zamanda meydana gelmesi lazım. O zaman bunlara fiil deniyor. Sonra da mekmak gelecek şekilde tabii ki. Gale söyledi. Tü'minu iman ediyor. bir haber ver gibi. Bunlar nedir? Emir fiil. İşte inanıyorsun bu da muzari fiil. Gale mazi fiil. Bunları ileride ayrıntılı göreceğiz. Gavayet kısmında tedrib. Daha hattan altını çiz diyor. Tahtel fi'li fin nasılati gelen parçadaki fiillerimizin altını çiz diyor. El İslamen teşhede. Bakın teşhede neydi? Şahitlik etmek, şehadet etmek en la ilahe illallah ve enne Muhammed Resul ve tuqimus sala ve tuqim namaz kılmak kame yuqimu sala namaz kılmak ve tu'ti vermek demektir ve tesum tutmak ve tahucce hac etmek istetaate güç yetirmek bunların kırmızı olarak altı çizili kelimelerimizin fiil olduğunu unutma. Gavayet kısmı taniyen ikinci olarak temel cümleler ateh gelen cümleleri düşün diyor. Zara bakın kırmızı yazılı ne demek? Ziyaret etti. Ahmet Ahmet. Kimi Haliden Halid'i ne zaman? Dün emsi. Ahmet dün Halid'i ziyaret etti. Burada Zara fiildir. Mazi fiil. Teşhede gösterir. Türkiye, Türkiye. Lane şu anda. Nübüvven mütesari'an. Yani hızlı bir şekilde. Türkiye şu anda hızlı bir şekilde gelişme gösteriyor. Burada göstermek fiili. Setuhakkigu. Burada da S gelmiş. Fiillerin başına S geldiği zaman gelecek, ecek, atacak anlamı kadar. Türkiye. Türkiye gerçekleştirecek. Neyi? Nehdeten iktisadiyeten. Yani ekonomik kalkınmayı. Ne zaman? Fil müstakbeli. Gelecekte. Türkiye gelecekte ekonomik bir kalkınmayı gerçekleştirecek diyor. Biz de ne diyelim? İnşallah. Eh bir haber ver. Anil iman. İmandan haber ver. Bu da emir fiil. Bak mazi fiil, muzari fiil, Muzari fiilin geleceği, yine emir fiillerimizi burada görmüş olduk. Gavayit kısmında şimdi fiillerimizi mazi, muzari ve emir şeklinde üç ayıracak, tanımını yapacak. El fiulul mazi, mazi fiil. Madel ala ma'len fiz mazi. Geçmiş zamandaki meydana gelen eylemleri gösteren fiildir. Geçmişte olmuş. Mesela geldi, gitti, kalktı, baktı. Ne zaman? Dün, önceki gün, geçen ay, geçen sene. Bak geçmişte, mazi'de kaldı. Misal işte zara ziyaret etti. Zehebe gitti, şeribe içti. Bu mazi fiil. El muzari madall ala ma'nan fi'z zaman el hazir. Ya şimdiki zamanı gösterir e veya el müstakbel ya da gelecekteki. Şimdiki ya da gelecekteki zamanı gösterirse de muzari fiil oluyor. Örnek mesela teşhede ne demek? Tanıklık ediyor, şahitlik ediyor. Setu hakkiku bu da gerçekleştirecek. Bak burada se olduğundan dolayı gelecek zamanı kastediyor. Ye kütübü yazıyor. Ne zaman? Şimdi. El emru. Sizlerin, bizlerin, hiç kimsenin sevmediği bir fiil bu. Emir fiil. Birisi size bir şey emrettiği zaman getir, otur, kalk. Hoşumuza gitmez değil mi? İşte buna emir fiil deniyor. Madel ala talebin fiz zamanil müstakbel. Gelecek zamanda bir işin yapılmasını istiyorsa ona da emir fiil deniyor. Yazılara çok çalışın. Ödevleri yapın. Hoşumuza gidiyor mu? Gitmiyor. İşte ona emir fiil deniyor. Eh <laughs> haber ver. Da <laughs> koy üktüp yaz. Hulasa in nahviye. Kavayet kuralların özeti demektir bu. El fiil ma delle ala muhterinin biz zemenin. Yani zamanla ilişkili bir anlam ifade ediyorsa o kelime fiildir diyor. Ve lehü telâfetü eksam. Onun üç tane bölümü vardır. Hiye <laughs> o el mazi geçmiş ve muzari şimdiki veya gelecek vel emir emir fiil. Demek ki mazi fiil geçmişte meydana gelen olayları gösterir. Muzari fiil şimdiki veya gelecek zamandaki olayları eylemleri gösterir. Emir ise gelecek zamanda bir işin yapılmasını istediği fiillerdir. Şimdi da hatta altını çiz diyor. Tahtel fiili fiillerin altını fil cümleli latiye gelen cümlede kema filmsel örnekteki gibi. Yine burada da fiil gördüğümüz yerlerin altını çiz diyor. Kâle Teala Allah buyurdu. La ikraha fit Dinde zorlama yoktur. Kad tebeyyene. Bakın tebeyyene ayrılmıştır. Er minel gay. Yani doğruluk sapıklıktan ayrılmıştır. Bakara 256. Burada tebeyyene çizmiş. Biz de diğerlerini bulacağız. Kâle Allahu Teala Allah şöyle buyurdu. Ve kulil hakku min rabbikum. Hak Rabbinizdendir. Burada kulil Kul söyle el hakku hak min rabbikum rabbinizden kul çiziyoruz. Allahu nase Allah yarattı, kıldı. Neyi? insanları? i̇nsanları yahtarune seçecek bi enfusihim kendileri el hidayete ev dalale. Yani insanlar doğruluğu ve sapıklığı, hidayet doğruluk demek. Hidayeti ve sapıklığı kendileri seçecek şekilde yaratmıştır. Ceale yarattı. Yahtarune bu da muzari fiilin çoğulu. Gal Allahu Teala Allah buyurdu. Kulillahu Allah de. Kul emir fiil. Gal kulu kul de. Allah de sümme zerhum. Sonra onları bırak, terk et diyor bak. Zerhum. Bu da zer de yine emir fiil. Hum onların muntasıl zamir. Gal Allahu Teala inna ya'lemu. Allah bilir. Bak emir fiil. Alime ya'lemu şey muzari fiil. Alime bildi. Ya'lemu biliyor burada biliyor gelmiş. Ve entüm tüm la talemun. Burada da muzari fiilin olumsuz gelmiş. Allah bilir siz bilmezsiniz. Bu şekilde fiillerimizi çizeceğiz. 15'te teemmelü suvarül atiye gelen resimlere bak diyor. Düşün onları diyor. Da koy el fil feragil kelimeti münasibe. Uygun kelimeleri boşluklara getir diyor. Burada baktığımız zaman ne var burada? Çantaya kitaplarını koyuyor değil mi? El kütübe fil hakibe. Yeda'u kütübe fil hakibe. Çan, kitapları çantaya koyuyor. Burada yeda'u fiilimizi şu fiili başa getiriyoruz. Burada bakın kızımız okula gidiyor galiba. Tezhebu'yu getirdiğimiz zaman tezhebül fetah. Kız, genç kız gidiyor. Fil med medrese, okula gidiyor. Diğerlerinde ise bakın oğlumuz ne yapıyor? Su içiyor. Yeşrabul veledü minel ke'si. Çocuk bardaktan içiyor. Ne içiyor? Su içiyor. Elma Yektübül muallim öğretmen yazıyor. Ale sebbura tahtaya yazıyor. Bakın burada da yektübü getirdik. İstegrıh çıkar minel ayetil kerime. Ayet-i kerimeden çıkar. Lef'al fiiller çıkar. Ben tabha sümme sannif hafil cedvel. Şimdi fiillerimizi buradan çıkaracağız. Söyleyeceğiz. Emir, muzari, mazi. Hangisi altına yazacağız. Şimdi gale Allahü Teala. Gale. Yegulü gul. Gale mazi fiildir. Söyledi. Tamam mı? Dedi. Ve cae geldi. Bunu da buraya yazıyoruz. Min aksal medine racülün. Şehrin uzak yerinden bir adam geldi. Yes a koşarak. Bak koşuyordu bu muzari fiil. Bir fiilin başında ye varsa muzari fiil demektir zaten. Ya kavmi tebi'u. Tebi'u tabi olun uyun. Bak bu da emir fiil. Mürselin elçilere Yasin suresine geçen ayetimiz. Ve ca emin naqsel medinete raculin yes'a qale ya kavmi tabi'ul murselin ittabi'u men la yes'alukum diye devam eden ayetimizde. Şimdi burada teba delil hadise me'azemi zümelayke an mefhumul iman ve erkanihi kema fil misal. Örnekte olduğu gibi diyor. Gelen imanla ilgili konumuzu arkadaşlarımızla yer değiştirerek yapın diyor. Hel ta'lemu ma'nel İslam. İslam manasını biliyor musun? Şuraya Ali geçecek, şuraya Mehmet geçecek. Biraz sonra da Mehmet buraya geçip Ali oraya geçecek. Yani yer değiştirerek bunu sınıfta uygulayacaksınız. İslam'ın manasını biliyor musun diyor. Arkadaşımız da ne'am evet. El İslamu vel istislamullah. İslam Allah'a teslim olmak. Ve taatühu, Ona itaat etmek. ve ihtikamu ala dinihi. Diniyle hükmetmektir. İslam'la hükmetmektir. Ahsente. Aferin. Ahsente aferin demek. Ma erkanül İslam, İslam rükunları nedir o zaman? Üzkür hali. Onlar bana söyle hadi diyor. O da söylüyor. Erkanül İslam. Kaç tane? Beş tane değil mi? E şehadetan, kelime şehadet ve salah namaz ve zeka, zekat vermek ve savmu Ramazan, Ramazan orucu ve haccel beyt, hacca gitmek. Limen istete aleyhi sebila. Ona gücü yetenlerin. Bunu birbirimize sınıfta değişerek yapalım. Tebadel el hadise. Me'azze melaike an iman ve erkanihi kema Yukarıdaki gibi imanın rükunlarıyla ile ilgili de siz alıştırma yapın diyor. Yer değiştirerek birbirinize hel ta'lemu ma'na burada hel ta'lemun aynısı burada vardı bakın ne diyordu? Ma'nel İslam diyordu ya. Oraya siz iman yazacaksınız tamam mı? Buraya hel ta'lemu ma'nel iman. Naam el imanı huve El imanu billahi ve melaiketi ve kütübihi ve rusulihi ve yevmil ahiri ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi diyeceksiniz. Ahsent diyeceksiniz. Ma erkanul İslam. Bu sefer burada da İslam'ın rükunları soracaksınız. Erkanul iman diye burada da yine onları sayacak arkadaşımız. Bir sen bir o. 18. Teaddes li Erkan anil erkanul İslam. İslam'ın rükunlarıyla ile arkadaşlarına bahset diyor. Nebiyül İslam aleyha hamsin. Bena Benâ kuruldu. El İslamu İslam. Ala hamsin. Beş temel üzerine. Peygamberimiz diyor ki İslam beş şey üzerine kuruldu. Şehadetü en la ilahe illallah ve ennehu ve ve Yani Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed onun resulüdür. İgamet salih. i salah. Namaz kılmak. İtaiz i zeka. Zekat vermek. Sam Ramazan, Ramazan'ı tutmak, Haccel Beyt, Hacca gitmek. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yegulu Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Büniyel İslam ala khamsin. İslam beş temel üzerine kurulmuştur. Şehadetü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Allah'tan başka ilah olmadığına, Hazreti Muhammed'in Resulü olduğuna şehadet etmek. Ve ikamiz salah, namaz kılmak. Ve itaiz zekah, zekat vermek. Ve haccel beyt, beytullahı Kabe'ye hacc etmek. Ve savmu Ramazan ve Ramazan orucunu tutmak şeklinde Peygamberimiz buyurmuş. Temel es surate atiye. Gelen resim hakkında düşün diyor. El cemel bakın develer var. Sümme abbir anha şefevi yemi cümeli müfeydetin. Sonra onlarla ilgili diyor. Konuşarak cümleler oluştur diyor. Söyle diyor. Bakalım. Baktığımız zaman fi surah resimde vardır. Cemelan. iki tane deva var. Vahidin isnan. Ve erbaatü eşhasin. Bir, iki, üç, dört. Vahidin isnanı selasın erbaatü. Dört tane şahıs var diyor. Kişi var. Doğru. Ve hüm sahra. Onlar çöldedir. Baktığımız zaman çöl. İkinci cümlemiz. Raculani yerkebani. iki adam binmiş. Ve raculani yemşiyani. iki adam da yürüyor. Doğru. Erraculul lezi fevgal cemeli yenzur ila yeminihi. Devenin birindeki adam diyor sağ tarafına yemin sağ demek. Sağ tarafına bakıyor. Yemşir raculu halfel cemeli vel ahari yemşi emamel cemel. Adamlardan biri devenin önünde yürüyor, birisi devenin arkasında yürüyor. Cemi'ur ricalu adamların tamamı yertedune melabisen beyda hepsi diyor beyaz elbiseler giydi ve hum eshabi li, lihye yani bu adamların hepsi de diyor sakallı insanlardır. Doğru mu? Bakın hepsinin de sakalı var. Er raculu lezi ba'idun huve acuzun uzak adam yaşlı adamdır. Doğru mu? Doğru. 19. TM surah el-atiye cümlelerimizin anlamlarını da burada bu şekilde verdik ve dersimizin sonuna geldik. Sevgili arkadaşlar 11. sınıflar Arapça dersimizin birinci tema, birinci dersini tamamlamış olduk. İnşallah diğer derslerde bu şekilde sizden istifadesini sunacağız. Görüşünceye kadar. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Hoşçakalınız.